Merhaba arkadaşlar. Havacılık işletmelerinde muhasebe uygulamaları dersinin 6. ünitesinin özet çekimiyle karşınızdayım. Ben Doçent Doktor Arman Aziz Karagül. Bu ünitede havacılık işletmelerinde satın alma ve kiralama işlemleri üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii hemen bakalım. Satın alma ve kiralama deyince varlıklar ve bu varlıkların nasıl elde edildiğini gösteren varlık kaynak ilişkisi üzerinde durmamız gerekiyor varlık dediğimiz kavram nedir İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerdir en basit tanımıyla 2ye İki, ayırıyoruz dönem ve duran varlıklar şeklinde dönem varlıklar işletmenin bir yıl içinde satabileceği faaliyetlerinde kullanabileceği tüketebileceği tahsil edebileceği varlıklar artı para ve para benzeri unsurların bulunduğu varlıkları içeren grup, Duran varlıklar ise işletmenin bir yıldan daha uzun sürede faaliyetlerinde kullanmak için edinmiş olduğu varlıkları içeren grup olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu varlıklar nereden elde ediliyor dersek cevabını kaynaklarda arayacağız. Kaynaklar varlıkların elde edildiği yerleri göstermekte. Kendi içinde iki temel gruba, iki ana gruba ayırmaktayız. Kaynakları yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar. Yabancı kaynaklarda kendi içinde Vadelerine göre kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar şeklinde ayrılmakta. Şimdi varlıklar satın alınabileceği gibi bir de finansal kiralama yoluyla satın alınabiliyor. Şimdi ikiye ayırıyoruz bunda finansal kiralama ve faaliyet kiralaması yani finansal kiralama dışında kalan tüm kiralama türleri anlamında operasyonel kiralama diye geçiyor. Hemen bakalım neymiş finansal kiralama. Finansal kiralama işleminde işletmeler maddi duran varlıklarını kiralama yoluyla elde etmektedirler. Yani şöyle düşünebiliriz aslında bakarsanız sanki bankadan kredi çekmiş de o varlığı alıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Zaten o yüzdendir ki birazdan göreceğiz muhasebeleştirirken bunu varlıklarımız için de gösterebiliyoruz. Hatırlayacak olursanız varlık olma kriterlerinden bir tanesi de varlığın tam kontrolüne sahip olmaktı. Yani atabilir de, satabilir de, kiralayabilir de şeklinde ifade ediliyordu hatırlayacak olursanız. Ama kiralanan bir varlığın sadece kullanım hakkına sahibizdir aslına bakarsanız. Fakat kiralama dönemi sonunda o varlığın mülkiyeti kiralayan işletmeye geçeceği, kiracı işletmeye geçeceği için dolayısıyla özün önceliği kavramı gereğince bunu varlıklar içinde muhasebeleştirebiliyor işletme. O bakımdan varlık olarak ifade edebiliyoruz. Bakalım kiracı işletme kiraladığı varlıkla ilgili %100 finansman olanağı sağlamakta. Uzun vadeli kaynak kullanarak varlık finanse edilmekte. Bu çok önemli. Teşvik avantajı yaratmakta ve kira ödemeleri vergi matrahından dönem gideri olarak yazıldığı için düşülebilmekte. Bazı dezavantajları Varlığın kullanımının sınırları var. Değiştirme, tamir, bakım gibi bazı faaliyetler kiralayanın iznine bağlı. Varlıkların büyük ölçüde finansal kiralama yoluyla elde edilmesi işletmenin kredibilitesini zayıflatabiliyor. Çünkü borçlar biraz yüksek göründüğü için işletmenin yeniden borç bulabilmesi konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Faaliyet kiralaması yani operasyonel kiralama dediğimiz şey nedir? Ona bakarsak finansal kiralama dışında kalan tüm kiralamalar faaliyet kiralamasıdır. Genellikle kısa süreli ve kiralanan varlık kira süresi sonunda kiralayana iade edilmekte. Şimdi faaliyet ve finansal kiralama arasındaki temel farklar nedir? E, kiralama süresi açısından, kira toplamının bugünkü değeri açısından, süre sonundaki mülkiyet devri açısından, e, duran varlık kaydı, amortisman işlemi, alacak borç kayıtları, kiralı gideri, ana para, e, kiracının kira gideri ve ana para kayıtları açısından bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Ekrandaki tabloda bunun detayını görebiliyoruz. Zaten kitabımızda da e, ünite içinde detaylı olarak açıklanmakta. E, vergi usulü kanuna göre acaba bunu kiracı işletme nasıl muhasebeleştirecek diye bakarsak ekrandan da gördüğünüz üzere Maddi olmayan duran varlıklar içinde muhasebeleştirilmekte. 26 kod numarasıyla başlayan grup içinde 260 haklar hesabında muhasebeleştirilmekte. Bunun yanı sıra 302 kod numaralı ve 402 kod numaralı ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri hesaplarında uzun vade ve kısa vade olarak muhasebeleştirilmekte. Alacaklandırılan hesaplar ise yine mali borçlar içinde yer alan 301 ve 401 kod numaralı finansal kiralama işlemlerinden borçlar hesapları. Şimdi 302 kod numaralı hesapta faiz ödemenin ilk 12 aylık kısmı yer almakta. 12 aydan uzunsa 13. aydan başlayan kısımlar 402 numaralı hesapta kaydediliyor. Benzer şekilde 301 kod numaralı hesapta ana para artı faiz ödemenin ilk 12 aylık tutarı var. Eğer 12 aydan uzun süreyi isabet eden kısım varsa onlar da 401 kod numaralı hesapta muhasebeleştirilmekte. İlk ay sonunda faiz giderine ilişkin yapılacak kayıtta 780 finansman giderleri hesabını borçlandırıyoruz. 302 ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri hesabında alacaklandırıyoruz. Yine ikinci kayıtta ise ay sonlarında yapılacak olan taksit ödemelerine ilişkin <laughs> kayıt yer almakta. 301'i borçlandırdık. Finansal kiralama işlemlerinden borçlar o kadarlık borcumuz düştü anlamında. Katma değer vergisini hesaplıyoruz ve işte banka olur, kasa olur bir şekilde e, ödemesini gerçekleştiriyoruz. Örneğimizde bankalar hesabını alacaklandırdık. Şimdi bir de bununla ilgili TMS 17 Türkiye Muhasebe Standartları 17 kiralama işlemleri standartına göre kiracı işletmenin kayıtları yer almakta. Bakın vergi usul kanunu 260 yani maddi olmayan duran varlıklar içinde haklar hesabında bunu muhasebeleştirirken e, muhasebe standartları, Türkiye muhasebe standartları 17 kiralama işlemleri standardı bunu bakın 253 tesis makine cihazlar yani 25 kod numarası maddi duran varlıklar içinde muhasebeleştiriliyor. Zaten e, ilk maddede onu da belirttim. Maddi duran varlık olarak muhasebeleştirmekte iki tane de ünlem işareti var orada. İkisi arasındaki temel farklılık bu. Geri kalanlar zaten aynı ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri kısa ve uzun vadeli 302-402 borçlandırılmakta. Ve ana para ödemeli ana para borçlarımızda ana para artı faiz olan kısımlarda kısa vade ve uzun vade 301-401 hesaplarında e, alacaklandırılarak muhasebeleştirilmekte. Yine benzer şekilde e, faiz giderleri ay sonlarında yapılacak olan faiz giderlerine ilişkin kayıt finansman giderlerinde muhasebeleştiriliyor ve 302 hesaptan bu düşülmekte. Yine benzer şekilde ana para ödemeleri taksit ödemeleri ise e, 301 kod numaralı ana para artı faizi içeren e, hesaptan düşülmek suretiyle ödemesi gerçekleştirilmekte. Yani vergi usulü kanunuyla muhasebe standartı arasında ana para ve faiz ödemeleri açısından, finansman giderleri açısından herhangi bir farklılık bulunmamakta. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu tebliğine göre kiraya verenin işlemleri nasıl oluyor acaba diye bakacak olursak bir defa bu kiraya veren işletme yani leasing işletmesi diyelim buna varlığı satın aldığında 226 kod numaralı hesapta bunu muhasebeleştiriliyor. Yani kendi varlığı, kendi varlıkları kapsamına aldığını göstermesi açısından kiralama konusu yapılmakta olan yatırımlar hesabında bunu muhasebeleştirmekte. Daha sonra bunu leasing sözleşmesiyle devrettiğinde kiraya verdiği zaman 150 kiralama işleminden alacakları ele alıyor burada. Borçlandırılan 150 nolu hesap işletmenin toplam alacağını göstermekte alacaklandırılan 150 no'lu hesap ise kazanılmamış faiz tutarını göstermekte ve tabii ki 226 kod numaralı hesapta yer alan o e, kiralanan varlık elden çıktığı için alacaklandırılmakta. E, buradaki ilk işlemde ise biz kiraya veren işletme olarak düşünürsek eğer leasing işletmesi açısından faiz geliri ortaya çıkıyor. O faiz gelirinin muhasebeleştirmesini görüyoruz. İkinci kayıtta ise burada da aylık taksitlerin kaydını göstermekte. Banka hesabımıza yatıyor bu. Toplam alacağımızdan düşüyoruz ve ödenecek vergi resim harçlar hesabında da bu KDV'si bunun muhasebeleştirilmekte. Temel olarak 3 çerçevede izleniyor. Yani vergi usulü kanunu muhasebe standartları açısından kiracı işletme açısından BDDK tebliğine göre de leasing işletmesi açısından kayıtlar bu şekilde. Kitabımızda detaylı örnekleri de var arkadaşlar. Oradan örnekleri detaylıca inceleyebilirsiniz. Hepinize ilginiz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.